Şimdi diyelim ki siz Türk köke bir şekilde bağışçı oldunuz ve HLA'larınız yani dokularınız bir hastayla uyum gösterdi. Ve sizi tekrar çağırdılar. Siz kök hücre bağışçısı olarak en yakın işte Kızılay'a veya çağrıldığınız yere gittiniz. Sizi neler bekliyor? Özellikle damarlarınız çok iyiyse yani kalın ve güzel damarlarınız varsa iki tane kalınca intraket takılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Aferez cihazı adı verilen özel bir cihaza sizi bağlayacaklar. Bu cihazla kanınızın tamamı çekilip içerisinden kök hücrelerin olduğu beyaz kısmı özel bir torbaya ayıklanıp kanın diğer şekilli elemanları yani diğer al yuvarlar, ak yuvarlar, kan pocukları, diğer bir yani kök hücre dışındaki kısmı tekrar size geri verilecek. Dolayısıyla kanınızda bir düşme söz konusu olmayacak. Yani hemoglobiniz düşmeyecek, kansız kalmayacaksınız. Belki bazen trombositler hafifçe düşebilir, kan pocukları hafifçe düşebilir. Bazen lökositler çok hafifçe düşebilir. Ama bunlar da çok geçici etkiler. Birkaç hafta içerisinde sanki böyle kan bağışlamış gibi, kan bağışlamak sağlıklı bir işlemdir. Kan bağışlamış gibi siz de kök hücrenizi bağışladıktan birkaç hafta sonra gayet dinç hissedeceğinizden eminim. Kök hücre kaynağı olarak biz ayrıca kemik iliği ve kordon kanı da kullanıyoruz. Periferik kök hücre toplamak çok daha kolay olduğu için ve hani donöre vericiye daha az zararı olduğu için sıklıkla periferik kök hücre kaynağı olarak tercih edilmekte. Ama kimi durumlarda bazı hastalıklarda mesela aplastik anemi gibi kemik iliğini kök hücre kaynağı olarak tercih ediyoruz biz. Kemik iliği toplarken de genel anestezi altında yani verici hiçbir şekilde acı çekmeden genel anestezi altında bu toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Leğen kemiğinin sırttaki en çıkıntılı bölgelerinden iğne ile girerek kilogram başına 20 mililitre kadar kemik iliği toplayıp hastanın vücut ağırlığına göre dozun miktarını ayarlayıp bu şekilde de kemik iliği, yani kemik iliğinden de kök hücre elde edilebilir. Ayrıca kordon kanı normalde atık bir maddedir. Atılması yerine toplanarak kordon kanı da kök hücreden zengin bir materyaldir. Bunlar da özel koşullarda dondurularak daha sonra kullanılabilir. Bu noktada uluslararası kordon kanı bankaları kurulmuştur. Özetle kök hücre kaynağı olarak periferik kan, kemik iliği ya da kordon kanı kullanılabilir. Donöre en az zarar veren, en konforlu olanı periferik kök hücre toplamak olduğu için biz periferik kök hücreyi eğer hastanın hastalığı uygunsa periferik kök hücreyi tercih ediyoruz. Özel durumlarda kemik iliği kullanıyoruz. Daha nadiren de kordon kanı kullanabiliyoruz.